Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Krallar karması, TYT fizik denemelerini çözmeye devam ediyorum. 17. denemedeyiz. Birinci soru. İnsanlar maddeyi tanıdıkça onlardan daha iyi faydalanma yolları bulmuştur. Atom, akustik yönünden incelenerek ses dal, ses yalıtımı malzemeleri. ısı yönünden incelenerek ısıyı ileten malzemeler, ışık geçirgenliği incelenerek kurşun geçirmeyen şeffaf malzemeler üretimi. Vay 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 vay. Şimdi atom atomun akustik yönünden incelenmiş ses yalıtımı, ısı yönünden incelenmiş yani atomu inceliyor ve maddenin o maddenin sesle ilgili, ısıyla ilgili, ışıkla ilgili yani optik, elektrik geçirgenlik gibi özelliklerini inceliyor. Ne olabilir bu? Optik var içerisinde, ısısal termodinamik var içerisinde. Atomun yine moleküler yapısı şu. Tabii ki de kesinlikle benim de yüksek lisans yaptığım hangisi olacak? Katı hal fiziği olacak. Atomun birçok yapısını inceleyerek onun optik elektrik manyetik özelliklerini inceleyip günlük hayatımızda uygulamalı hale getirip onunla ilgili cihazlar yapmamızı sağlayan katı hal iyi ki varsın. Peki devam ediyoruz. 2. Diyor ki günlük hayatımızda günlük yaşamda hız sürat kavramları sıkça maalesef maalesef mümkün Çamaşır makinesinin tamburu 5 metre bölü saniye hızla dönüyordu. Bu örneklerden hangileri bu tür bir karışma söz konusudur diyor. Hızla dönüyor da ne tarafa doğru dönüyor? Yani tamam çembersel hareketle bir hız kavramı ifade edebilirsin ama bu teğetsel hızdır, hızdır. Ve burada 5 metre bölü saniye hızla dönüyorsa hıza bir yön belirtmen gerekir. O zaman birinci ifade az kal daha iyi işaretliyordum. Birinci ifade böyle bir yani kavram yanılgısına güzel bir örnek. Kazada arabanın sürat göstergesi diyor. Sürat biliyorsun yönü olmayan bir kavram. O zaman burada sürat göstergesi 200 km bir saat hıza takılı kaldı derken aslında doğru bir ifade. Yanlış değil. Rüzgar kuzey güney doğrultusunda güneye doğru güneye doğru 20 metre saniye hızla esiyordu. Yani kuzey güneyin arasında biraz daha güneye doğruymuş. Öyle düşün güney yönünde, kuzey güney yönünde bir hız vektöründen bahsediyor. Gayet güzel çünkü yön belirtmiş. Hız zaten vektörel bir kavram. Burada kavram yanılgısı yok. Burada kavram yanılgısı yok ama A seçeneğinde gayet net bir şekilde kavram yanılgısı var. Hızdan bahsetmiş, yön belirtmemiş. Güzel. Şimdi günlük yaşamda istediğimiz enerjiyi hazır olarak hemen bulamayabiliriz. Fakat enerjiden istediğimiz enerjiye dönüştürmemiz gerekir. Enerji verimi ise sisteme verilen enerjinin yüzde ne kadarının istediğimiz enerjiye dönüştürdü. Örnek vereyim hemen bir tane. Örneğin bir ampul kullanıyorsun, lamba kullanıyorsun, led lamba kullanıyorsun. Ve burada enerjinin ne yapıyorsun? 100 Joule enerji ürettin ama atıyorum 5 jül ışık enerjisi elde edebildin. Bu zaman verim %5. E şimdi ben ampulle ısınmak istemiyorum ki eski filamanlı lambalar var ya sevgili arkadaşım. Bu ampuller hani armut ampul dedikleri içerisinde filaman bir tel var. Tungsten tel otelin harcadığı enerjinin büyük bir kısmı ısıya dönüştüğü için verimi çok düşük gibi mesela bunu kastediyor. Termik santrallerde atık sıcak suların tekrar kullanılması tabii ki de verimi yükseltecek bir olay. Enerji veriminin arttırmaya yönelik dediği için birinci ifadeyi aldım. Fosil yakıtlı arabalarda elektrikli arabaya geçilmesi. Şimdi fosil yakıttan elektrikli arabaya geçtik. Ama şunu yapmıyoruz. Arabada şu demiyor. Ürettiğimiz elektrik enerjisini daha doğrusu arabaya aktardığımız elektrik enerjisini ne kadarını harekete dönüştürüyor? Bununla ilgili bir şey söylemediği için böyle böyle bir ifade yok. Ortamda led lamba yerine dekoratif flamanlı ampuller. Flaman ampulleri de verimli oluyor, düşüyor. Ledler günümüzde ampul açısından daha doğrusu aydınlanma açısından aslında en verimli kullandığımız sistemler. O zaman B şıkkını da ediyorum ve A seçeneğini işaretliyorum. B şıkkını diyorum. 3'lü olduğu öncülü ediyorum ve A seçeneğini işaretliyorum. Peki. Burada ne diyor? Düşey kesiti verilen. Birazcık şöyle yukarıya kaldıralım. Belki seçenekler görülmüyordur. Düşey kesiti verilen şirketteki sistemde elektron mıknatısının S anahtarı açık iken iple tavana asılı demir bilye düşey doğrultuda dengede durmaktadır. Tabi burada bir manyetik özellik taşımıyoruz. Ardından manyetik özellik taşıdığı yani anahtarı kapattığımızda tabii ki de bilyeyi kendine doğru çekecek. Çünkü biliyorsun ki mıknatısın en kutbu da S kutbu da iki kutbu da ee, demir, nikel, kobalt gibi cisimleri malzemeleri bir kendilerine doğru çekerler. Peki ben burada anahtarı kapattığımda yani şu anahtarı kapattığımda akımın yönünün bu tarafa doğru olacağını biliyorum. Dolayısıyla sağ elimin dört parmağını akımla beraber bobinin üstüne serdiğimde manyetik alan yönünü biliyorum. Manyetik alanda da n'den s'e doğru olduğu için anahtarı kapattığımda bu durum n kutbu olacak. Bu durumda burası da s kutbu olacak. Devredik anahtar kapatıldığında demir bilye bir yönünde hareket eder. E tabii ki de anahtarı kapattığında sonuçta mıknatıs o demir bilyeyi kendine doğru çekecek elektromıknatıs. O zaman bilyenin konumu şöyle bir şey olacak sevgili arkadaşım. Ve rahatlıkla bunu söyleyebilirsin. Aha, şuraya geldiğini düşünelim. Demir bilyemiz böyle bir dengede kalabilir. Pil ters bağlanıp anahtar kapatıldığında demir bilye iki yönünde hareket eder. Birinciye doğru demiştik ancak. Pili ters bağlasam bu sefer N ve S kutuplarının yeri değişecek. S kutbu demiri çektiği gibi en kutbu da demiri çekecek. E o zaman iki yönü olmaz ki. Elektromıknası demir bir uyguladığı kuvvet ile demir bilyenin elektromıknası uyguladığı kuvvetin büyüklükleri tabii ki de eşit olacak. Bu güzel bir etki tepki kuvvet çifti zaten. O halde işaretlenmemesi gereken seçenek de C seçeneği olur diyorum. Peki devam edelim 5. soruda. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet büyüklüğüne basınç denir. Biliyorsun ki basınç birim yüzeye uygulan dik kuvvetin büyüklüğüdür. Dik Kuvvet duruma göre farklılaşır. Bazen maddenin ağırlıkları, bazen tanecikleri kabın tabanına çarpma. Ne bu? Maddenin ağırlıkları sıvılarda ve katılarda. Taneciklerin duvara çarpmasıyla oluşan o kuvvet, tepki kuvveti, bazen de bizim uyguladığımız kuvvet olabilir. Bu da zaten gaz basıncıyla alakalı. Maddenin ağırlığından dolayı oluşturduğu basınca kapalı kaplardaki gaz basıncı duvarına yaptığı gazın kabın duvarına yaptığı basınç olmaz. Bu moleküllerin titreşim hareketi nedeniyle olur. Dereceli silindirdeki sıvının kabın tabanına yaptığı basınç tabii ki de sıvının ağırlığı nedeniyle olur. Açık hava basıncı çok güzel bir örnek. En çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Sakınma unutma. Ney bu? Kapalı kaplarda gaz basıncı kinetik enerjiyle oluşuyor ve onu nasıl hesaplıyorsun? P çarpı V eşittir. NRT bağıntısıyla hesaplıyorsun. Ama atmosfer basıncını böyle bir bant ile hesaplamıyorsun. Atmosfer basıncı dünyanın yani yer kürenin üzerindeki gazların ağırlığı nedeniyle oluşan bir basınç olduğu için çok güzel. Cevap ne olur? 1, 2 ve 3. 2 ve 3 de D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Şimdi devam edelim. Diyor ki bir dalga lehinde oluşturan doğusal dalgaların dalga cephelerinin üstten görülmüş şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılardan hangileri dalgaların mene kenarına doğru sıkışmasının nedeni olabilir? sıkışmasının. Yani dalga bu tarafa doğru giderken dalga bu tarafa doğru giderken şekilde gördüğün gibi sıkışmış. Daha küçük dalga boyları elde edilmiş. Bunun sebebini hemen şöyle yazabiliriz seninle birlikte. Lambda eşittir. V çarpı T gibi bir bağıntımız vardı. Periyot değişecek ya da V değişecek. Ama periyottaki değişimi ifade ederken gerçekten bu çok tehlikeli. Buna lütfen dikkat et olur mu? Periyottaki değişimi ifade ederken ayrı düşüneceğiz. Hızdaki değişimi ifade ederken ayda düşüneceğiz dalga boyu açısından. Nasıl mesela ne demek istiyorum? Mesela periyottaki değişimi düşünüyorsan eğer kaynak tarafına bak diyeceğim sana. Diyeceğim ki periyodu ve kaynak belirler. Dolayısıyla en son üretilen dalgaları görmek için düşünüyorsan o zaman kaynak tarafına bakmalısın. Gerçekten bu güzel bir özellik. Ama sen diyorsan ki işte Ahmet hocam ben hızla ilgili değişimlere bakacağım diyorsan zaten kaynaktan çıktıktan sonra ileriye gittikçe dalgaların dalga boyunun küçülmesi için o zaman dalganın gittiği tarafa bak. O halde dalganın gittiği tarafa bak diyorum. O taraftaki dalga boyunun değişmesinin sebebi de hız olabilir. Gittiği tarafa bak. Şimdi peki burada bir de hızı düşünelim. E, hız derinlikle nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Doğru orantılı derken derinlik iki katına çıkarsa hız iki katına çıkar demiyorum asla. Çünkü v eşittir karekök içerisinde g çarpı h gibi bir bağıntımız var. Buradaki h derinlik. <laughs> Dolayısıyla derinliğin iki katına çıkması hızın kök iki katına çıkması demek. Derinlik mn kenarına doğru azalmaktadır. mn kenarına göre doğru derinlik azalırsa derinliğin azalmasıyla beraber hız azalacak. Hızın azalmasıyla dalga boyu azalacak. Çok güzel bir ifade. Dalganın frekansı zamanla azalmaktadır. Frekans diyor. Şuradaki periyot yerine ne yazabilirsin? Hemen şuradan bir yakalayalım onu sevgili arkadaşım. Periyot yerine 1 bölü f yazabilirsin. Frekansı zamanla azalırsa bu periyodunun zamanla arttığı anlamına gelir. Periyot artarsa dalga boyu da artar. Şimdi buraya iyi odaklan. Ahmet hocam dalga boyuna bakıyorum şuradan çıkmış giderek azalmış demeyeceksin kaynak tarafına bakacağın için kaynağın en son ürettiği dalgaların dalga boyu bak şuradaki mesafe en son ürettikleri yani şu veyahut da şu bir sonraki daha gelmemiş. ilk ürettikleri de şuradaki mesafe. O zaman ben dalgaların dalga boyunun zamanla kaynak tarafından arttırıldığını görüyorum. Frekansın azalmasıyla periyot arttığı için dalga boyu artacak. Çok doğru bir ifade. İşte az önce kaynak tarafına bak derken bunu kastediyorum. Dalların periyodu zamanla azalmaktadır. Oysa ki biz artmasını istiyoruz. Gitti. Genliğinin zaten dalga boyu üzerinde bir etkisi olmadığı için işaretlenmesi gereken doğu seçenek 1 ve 2 ne olur? Bursa olur. Doğru değil mi? Güzel. Şimdi son soruyla beraberiz. Ee, arkası yeteri kadar aydınlatılmış bir cama baktığımızda hem kendi gözüm, kendi görüntümüzü hem de camın arkasındaki cisimleri görürüz. E bu ne demek? Aynı anda hem yansıma gerçekleşmiş hem de ışığın cam içerisinden geçişi yani kırılma da gerçekleşmiş diyebiliriz. Işık yansımaya uğrar doğru ama aynı anda ikisini birden görüyoruz. Işık kırılmaya uğrar doğru. Işık ıı, ışınları sınır açısı ile gelmiştir. Sınır açısıyla gelseydi zaten yüzde yete paralel gidecekti. Dolayısıyla burada öyle bir şey yok. Işık dalgaları dik doğrultuda kırılmadan ilerlemiştir. Hayır alakası yok. Işık hem yansımaya kendimi gördüm. Hem de kırılmaya arka taraftakini gördüm. O zaman cevap E seçeneği olacak. Gerçekten güzel bir soru bu da. Optikte çıkabilecek tatlı bir soru olmuş sevgili arkadaşım. Peki böylece 7 soruyla beraber sanırım kaçtı bu 17. denemem. Neyse denememizi de çözmüş olduk. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşça kal, fizikle kal.